Sizin aklınız var. Hani onlar akıllı telefon olabilir ama sizin de bir aklınız var. Bir hafta 10 gün çalıştıktan sonra zaten kendi potansiyelinizin farkına varacaksınız. Telefonunuzu ders çalışırken odanın başka bir ucuna, mesela şurada ders çalışıyorsun, şu tarafa koy. İyice uca götür koy. Daha mutlu olacaksınız, daha çok çalışacaksınız. Buna da biz çalışma alışkanlığının oluşmuş hali diyoruz zaten. Herkese yeni bir video yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hala çalışmaya başlamayan arkadaşlara tavsiyelerde bulunduğum bir video çekeceğim. Madde madde neler yapmalısınız, niye başlayamıyorsunuz, nelerden uzak durmalısınız ve neleri kendinize yaklaştırmalısınız diye söyleyeyim. Onlardan bahsedeceğim. Bu video kısa bir video olacak. Bana sürekli şey geliyor, bizi motive edici şeyler çek. İşte senin sayende çok güzel motive oldum, yeniden başladım, içimdeki gücüm farkına vardım falan diye mesajlar alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Öncelikle içinizdeki gerçekten gücün farkına varabildiyseniz ve bu gaflet uykusundan kalkıp gerçekten çalışmaya koyulabildiyseniz hepinizi tebrik ederim. Ben de çok mutlu oldum buna vesile olduğum için. Böyle aşağı yazıyorsunuz, kazanınca yanına gelmek istiyorum, tanışmak istiyorum, kazanınca buraya yazacağım falan. Hepinizin kazandığı zaman bölümlerini, hangi okulu kazandıklarını merakla bekliyorum. Umarım sizler de benim okulumu kazanırsınız çünkü gerçekten Türkiye'deki en güzel tıp fakültesinde olduğunu düşünüyorum ben. Belki sizler de öyle düşünüyorsunuzdur ve puanınız gelince benim okulumu yazarsınız. Sizlere çalışmaya başlamayanlar için tüyolarda bulunduğum videomun başına geliyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayacağım sizlere. Arkadaşlar şu an çalışmazsanız ileride siz mutsuz olacaksınız. Yani herkes, evet, anneniz üzülür, babanız üzülür, arkadaşınız üzülür falan. Siz üzüldünüz diye. Ama onların üzüntüsü bir yere kadar, ömür boyu mutsuz olacak kişi sizsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki her şey zamanla unutuluyor. Ama ebedi acı kişinin kendi içinde kalan acı olacak. Hele ki de hani böyle iyi bir yer kazanamazsanız. O yüzden burada kalmış 7-8 ayınız. 12. sınıflar için konuşuyorum. Şurada 11. sınıflar için kalmış 1,5 yıl. İşte onlar için kalmış 2,5 yıl. 9. sınıflar için 3,5 yıl. O yüzden dişinizi tırnağınıza takın. Birazcık kendinizi sıkın. Ve oturup çalışın. Yani bana kalırsa şu an sizin ders çalışmaktan başka yapabilecek bir şeyiniz yok. Yani böyle düşünmeniz lazım. Allah aşkına şu an ne yapabilirsiniz? Yani soruyorum, mesela korona var, dışarı çıkmamalısınız. Hani böyle dershaneler falan da yok. Okullar falan da deseniz internet üstünden çoğusu. Hani gidiyorsanız bile eskisi gibi sabah 9, akşam 5, haftanın 5 günü değil. O yüzden hani oturup çalışmamanız için bir sebep ben bulamıyorum açıkçası. Hani tabii ki hasta olabilirsiniz falan, çok geçmiş olsun. Ama mutlaka çalışabilir durumda olan herkes otursun ve çalışsın. Motive olmanız lazım, anladınız mı? Artık hani zamanınız kalmadı. Öyle düşünün. Benim şu an çalışmaktan daha değerli kendim için yapabileceğim ne var? Yani şu an sizin kendiniz için yapabileceğiniz en değerli şey oturup çalışmak olur. Öyle söyleyeyim size. Çünkü hani hangi sınıfta olursanız olun bu değişmez. Ne kadar çok çalışırsanız, kendinize ne kadar çok yatırım yaparsanız ileride bunun faydasını da zararını da görecek olan sizsiniz. Bir başkası değil. Yani siz çalışınca ben veya ben çalışınca size bir şey olmayacak ya da ben kazanmışım size bir şeye fayda etmiyor yani. Hani şöyle söyleyeyim size, benim kazanmış olmam benim ailemi bile alakadar etmiyor bir yerde. Çünkü hani onun parasını yiyecek olan ileride benim. Tabii ki bir şekilde aileme muhtaç olup onların eline bakmayacağım. Veya onlara yardımım dokunacak falan filan, ama her şeyi bıraktığınız zaman en önemlisi kişinin kendisine yapmış olduğu yatırımdır. Bunu düşünün. Hani bu konuda bencil olun. Yani deyin ki bana dersinden daha faydalı hiçbir şey olamaz. Şimdi ben sizi burada ne kadar çok motive edersem edeyim, maksimum bir hafta, iki hafta, bir ay, bir yıl sürecek. Ama kişinin kendisini motive etmesi lazım ki bu yıllara yayılsın. Yani ben 9. sınıftayken kendimi gerçekten motive etmişim ve benim kazanmaktan başka çarem yok gözüyle bakıyordum. Mutlaka kazanmak zorundayım diye düşünüyordum ve diyordum ki yani bu sınav bizler için yapılmış değil mi arkadaşlar? Eğer zeka seviyesi bu sınava yetmeyen bir insan varsa o kişiyi zaten bu sınava sokmazlar. Hani tüm liseler bu sınava tabi tutuluyor değil mi? Yani bütün liselere istediğim puanı alma hakkı veriliyor. Aynı sorular gösteriliyor. Aynı süre veriliyor. O zaman hani ben düz lisedeyim, ben Anadolu Lisesi'ndeyim, ben nitelik lisedeyim, niteliksiz lisedeyim falan. Bu gibi şeylere takılmak şu an benim için aşırı saçma. Yani sizin için de saçma olmalı. Tamam, hani nitelikli lise, niteliksiz lise bence çok kötü bir ayrım olmuş. Böyle herkes kendini daha kötü hissediyor niteliksiz de olanlar falan, ama siz bunları boş verin arkadaşlar. Bana sürekli şey geliyor, işte ben Anadolu Lisesi'ndeyim, ben düz lisedeyim, ben şuradayım, ben buradayım. Arkadaşlar okulunuz fark etmiyor. Yani tamam, iyi bir okulda olmak sizin için bir artı tabii ki. Sizi daha iyi hazırlar, daha güzel hocalar, daha iyi anlatımlar. Ama bir yerde bunun hiç önemi yok.
Şöyle düşünün, bütün fen liselerindeki, bütün güzel Anadolu liselerindeki, en iyi Anadolu liselerindeki veya en iyi özel okullardaki bütün öğrenciler ilk 100'e mi giriyor, ilk 1000'e mi giriyor, ilk 10.000'e mi giriyor? Hayır. O zaman bu sadece okulun öneminin olmadığını ortaya koyan net bir şeydir. O yüzden hani bu saatten sonra lütfen böyle hani kendi okulunuzu öne sürerek ben yapamam, edemem gibi düşüncelerden vazgeçin. Okulunuzu bırakın bir kenara. Okulunuz sizin ortaokuldaki başarınıza göre yerleştiğiniz bir yer. Burayı değiştiremezsiniz değil mi? Özel okula falan gidebilirsiniz ama hani bunu fen lisesine çıkartamazsınız. Veya atıyorum niteliksiz liseden nitelikli liseye çıkarmazsınız. O zaman elimizden gelmeyen şeyler için, şu anda müdahale edemeyeceğimiz şeyler için dövünmeyi bırakalım. Ve herkes kendi bulunduğu konumdan elinden geleni yaparak bir yerlere ulaşmaya çalışsın. Lütfen bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Tamam mı? Bunu çıkarmayın. Daha sonra arkadaşlar şu an sizlerin yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi konu listesi çıkarmak. Hangi sınıftaysanız, bunları daha çok 11 ve 12'ler için söylüyorum konu listesi konusunu. Listenizi çıkartmanız lazım. Hani EGS'den konu başlıkları, hani matematik, fizik, kimya, biyoloji. EYS'den konu başlıkları böyle. Hatta böyle konu metre falan diye şeyler var. Ben internette denk geldim. Kitapçılarda falan da var. O tarz bir şey de alabilirsiniz. İnternetten de çıkartabilirsiniz. Kendiniz defterinize de yazabilirsiniz. Kendinize bir konu listesi çıkaracaksınız. Bu en başta yapmanız gereken şey. Çünkü bir insan nerede olduğunu, hani ne kadar çalışması gerektiğini, kaç konuyu hallettiğini, kaç konusunun daha durduğunu bilirse daha böyle kendini şey yapar. Mesela hani şu an içinizden birçok kişi başlayamayanların çoğu, yani %50'si hatta neredeyse şu an ben hallederim kafasında olduğu için başlamıyor. Yani ne de olsa ben çalışsam anlıyorum. Oturup adam gibi şöyle bir 5 ay çalışsam yeter bu bana. Zihniyetinde olan insanların hepsi şu anda duruyorlar. Çünkü hani beyinleri onların çalışmasına izin vermiyor. Diyor ki zaten sen çalışsan zaten yapıyorsun. Çalışsan zaten anlıyorsun. Yaparsın sen zaten. Boş ver. Yapacaksın sen zaten. Çalışsan yaparsın diye düşüne son dakikaya doğru gidiyorlar. Ve hani uyandıkları zaman öyle bir kötü duruma düşecekler ki böyle o kadar çok pişman olacaklar ki diyecekler ki yani günde sadece oturup bir saat çalışsaydım şu an 4 saatte 48 saat çalışmam gerekmezdi diye düşünecekler. Çünkü hani zamanında çalıştığınız 1 saat ileride sizden eksilen 1 saat. Pilav hikayemi bilmeyenler için şuraya ekleyeyim. 9. sınıflara tavsiyelerde bulunduğum bir videomda size hep bir pilav hikayesi anlatmıştım. Tıpkı oradaki hikaye gibi. Biriktirmeyin ki ileride o bir kaşık pilavınız size 300 kaşık olarak dönmesin ve zorlanmayın. O yüzden lütfen konu listenizi çıkartın ve ben çalışınca zaten anlıyorum, zaten yaparım. Kafasından bir çıkın. Tamam mı? Bunu bir bırakın kenara. Bir başka önemli şey de şu. Sosyal medya, arkadaşlıklar, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram bunlardan bir vazgeçin. YouTube. Tabii YouTube da çok önemli. Bunlardan bir vazgeçin arkadaşlar. Yani sınavınıza kadar bunlara çok sık muhatap olmayın. Çünkü yani Instagram'a bir fotoğraf atarsın. Kaç kişi beğendi? Acaba kimler beğendi? Kaç yorum geldi? İşte kimler gördü? İşte başkası ne atmış? O ne atmış? Bu ne atmış? Hikayemi kaç kişi görmüş? Yani buradan çıkamazsınız. Bu bir batak. Zaten bu YouTube, Instagram, Twitter falan bunların hepsinin algoritması buna göre yapılıyor. Yani siz mesela bir şeyi izliyorsunuz YouTube'da. Daha sonra size onunla alakalı başka bir video gösteriyor. En çok izlenilen. Siz duramayıp onu da izliyorsunuz. Onu izledikten sonra tekrar size gösteriyor. O yüzden bu batağa girdiğiniz zaman çıkmanız zor. Ya telefonunuza hani böyle bazı programlar var. Onlarla engel falan koyacaksınız. Ya tuşlu telefona geçeceksiniz. Geçeyim mi diye soranlar var. Kendinize hakim olamıyorsanız geçin yani. Ama hakim oluyorsanız geçmeyin. Sonuçta sizin aklınız var. Hani onlar akıllı telefon olabilir ama sizin de bir aklınız var. Eğer aklınızı kullanırsanız sizin ne tuşlu telefona geçmenize, ne engel koymanıza, ne de kendinize sınırlamanıza gerek yok. Zaten siz bunun çalışmanız gerektiğinin bilincinde bir insan olacaksınız eğer aklınızı kullanırsanız. Vaktinizi verimli değerlendireceksiniz, program yapacaksınız ve bu şekilde devam ettiğiniz zaman sizin hiçbir şekilde engellemenize gerek kalmayacak. Ben mesela üniversite sınavına hazırlanırken benim telefonum vardı. Ve hani tuşlu telefona falan geçmedim. Telefonumu falan da kapatmadım. Ama hani böyle Instagram'a, Twitter'a falan hiç girmezdim. Facebook falan öyle şeylerim hiç yoktu. Sadece YouTube'a girerdim. Dizi izler miydim? İzlerdim tabii ki de. Yani şey böyle sürekli izlemezdim ama hani mesela dersten çok sıkıldım. Hiç canım çalışmak istemiyor. Bunalıma girdim. Çok üzgünüm. Açardım böyle küçük dizinin tamamını değil bölüm. Hani dizilerin küçük videoları oluyor ya bölümün içerisinden kesitler. O videolardan izlerdim. Sonra işte zaten bir süre sonra o da beni sıkardı. Derse dönerdim geri. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. O yüzden telefonunuzu falan filan kapatmanıza bence gerek yok. Ama dediğim gibi engel olamıyorsanız
Bunu da yapmanız lazım. Bir de şöyle bir şey var. İnsan ne kadar erengen değilim ben falan, üşengeç değilim diye düşünse de her insanda bir erengenlik, bir üşengeçlik vardır arkadaşlar. Mesela telefonunuzu ders çalışırken odanın başka bir ucuna, mesela şurada ders çalışıyorsun, şu tarafa koy. İyice uca götür koy. Ya da işte yan odaya götür koy. Veya annene teslim et. De ki anne, ben kendime bir saat belirledim. İşte bir saat boyunca hiç kalkmadan dersimi çalışacağım. Bilgisayarımı, telefonumu al. Ben bir saat sonra gelip alacağım deyin. Anneniz de size bir saat sonra getirsin, versin telefonunuzu. Bir de ailenizi söyletmeyin arkadaşlar. Mesela işte hadi ders çalış, ders çalış, ders çalış. Yani sizin de aileniz size ders çalış, ders çalış diyorsa emin olun sizin ders çalışma isteğiniz gidiyordur. Yani ben çok yaşadım. Mesela ben lisede hiçbir zaman bana ders çalış dedirtmedim yani. Ama mesela üniversiteye ilk geçtiğim zamanlar böyle sürekli bir ders çalış, ders çalış diyorlardı. Birinci sınıftayken ve ben çok sıklatlanıyordum yani. Bana sıklatlanmayı da bilmiyor olabilirsiniz, sıkılıyordum. Çok sıkılıyordum bana sürekli ders çalış, ders çalış deyince. Yani sonuçta ben bunun bilincindeyim değil mi? Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Birinin bana sürekli ders çalış, otur, hadi bırak şunu, telefonu, bilmem neyi demesine ihtiyacım yok. Bunu dediği zaman hatta daha da streslenir, ders çalışmayı bırakırdım. Bu yüzden dikkatli olun, ailenize böyle sürekli söylettirmemeye çalışın. Gerçekten onlar demeden oturun yani. Hiç gerek yok kimsenin size ders çalış diye ısrar etmesine veya hatırlatmasına. Siz zaten düzenli bir insan olursanız ve ders çalışırsanız aileniz size şey diyecek. Yeter artık, bu kadar çok çalışma. Gel biraz bizim yanımızda otur. Olsun, kazanamasan da önemli değil demeye başlayacaklar bir süre sonra. O yüzden siz eğer kararlı ve tutarlı bir şekilde çalışırsanız, azimli bir şekilde, aileniz bunu zaten fark edecek ve size ders çalış diye diretmeyecek. O zaman daha mutlu olacaksınız, daha çok çalışacaksınız. Ve şöyle bir şey. Şimdi bu videodan sonra herkes bir toparlansın, bir kendine desin ki hadi başlıyorum artık. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, başlayacağım. Şimdi bu videoyu izleyeyim, başlayacağım. İşte tamam, ben programı yaptım, yarın başlayacağım. Değil. Bunlar yanlış. Bu başlayamamanın en büyük sebeplerinden biri de bu. Tamam, yarın başlıyorum. Programımı yaptım, yarın baş. Hayır. O programı yapar yapmaz kendine o güne de programda bir şeyler yazacaksın. Gece 12 bile olabilir. Diyeceksin ki mesela bugün 10 soru, paragraf 10 soru problem çözmeden uyumayacağım diyeceksin. O yüzden hani o programı yaptığına değecek, anladın mı? Mesela ben şuraya bir tane program yaptım. Dedim ki şunu 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 yaptım. Yapayım. Pazartesi başlatıyorum falan. Değil işte. Bu böyle olursa o pazartesi günü başlamaz. Yani bir sonraki haftanın pazartesini beklememeli o program. Veya işte yarını beklememeli. Bu program saat kaçta yapılıyorsa yapılsın. O güne de bir şeyler konulmalı. Ve o gün yapılmalı. Hani ileriki günleri beklememeli. Şimdi o yüzden arkadaşlar bu videoda sizlere işte nasıl, neden motive olamıyorsunuz, niye bir türlü başlayamıyorsunuz konusunda bilgi verdim. Bu bilgilendirmede sizlere aslında şöyle bir şey çıkardım. 4 tane bir şey var. Yani siz dersen neden başlayamıyorsunuz, niye motive olamıyorsunuz? 4 tane nedeni var bana göre. Ya çok sıkıldınız, ya ben yaparım ya kafasındasınız, ya çok streslisiniz. Hani çevrenizden, arkadaşlarınızdan, kendi kendinize, aileniz falan. Ya da yeterince istemiyorsunuz. Siz hangisi olduğunuza karar verin ve ondan vazgeçin lütfen. Yani tekrar söylüyorum, hani gerçekten amacım sizlere faydalı olabilmek. Yani mesela benim hocalarım falan böyle okuldayken bize nutuk çekerlerdi böyle sınıfın halini beğenmedikleri zaman, böyle ödevi kimse yapmadığı zaman veya işte sınav sonuçları çok düşük geldiği zaman hep böyle bir oturup bize bir nutuk çekerlerdi. Derlerdi işte şöyle yapmayın, böyle yapmayın, öyle. Ben bunları çok beğenirdim, biliyor musunuz? Yani isterdim ki hoca hep keşke bizle böyle konuşsa her hafta. Çünkü insana gerçekten gaz veriyordu bu olaylar. Veya işte mesela sınıfımıza mezunlar gelirlerdi. İşte mesela atıyorum ben Sivas Cumhuriyet Tıp'tan geliyorum falan filan diye hemen girerlerdi. Çok mutlu olurdum yani. Kimin ne kazandığı önemli değil. Hani iyi bir üniversite olmasına gerek yok. Tıp olmasına gerek yok. Mezunların geldiği zaman söyledikleri şeyleri çok mutlu ederdi beni. Ve çok motive ederdi. Bence sizler de öyle olun. Bu videoyu izleyince motive olun mesela. Çünkü hani zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor. Bakın ben 4. sınıftayım. Bir yılda hazırlık okudum. Yani 5 yıldır Hacettepe'deyim. Ve daha 9. sınıf olduğum gün aklımda yani. Hani daha geçen gün attım 5. sınıf videom. Daha dün gibi. Ve zaman o kadar hızlı geçiyor ki yanınızda sadece sizin yaptıklarınız ve başarılarınız kalıyor. Geriye kalan her şey unutuluyor. Yani arkadaşlık ilişkileriymiş, işte kavgalarmış, dövüşlermiş, işte okuldaki dedikodularmış. Yani bunların hiçbirini önemsemeyin. Çok fazla bunları önemsiyor yeni nesil ve bence çok gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. Hani liseden kaç kişiyle görüşüyorsun diye sorsanız 4 kişiyi geçmez. Size öyle söyleyeyim. Tamam, çok sıkı arkadaşlıkları olup çok 10-15-20-30 kişiyle görüşenler hala vardır, yoktur demiyorum. Ama
Hani peki o 20-30 kişilik arkadaşının yanında bir de başarını getirmek istemez misin? Yani bir de başarınla gelsen. Hani hem başarın olsun hem arkadaşlıkların olsun. O yüzden zaten kaliteli arkadaşlıklar sizi engelleyen arkadaşlıklar değil. Sizi kamçılayıp size başarılı olmayı isteyecek arkadaşlıklardır. Yani çünkü zaten birbirinizin faydasını ve birbirinizin mutluluğunu istersiniz. Birbirinize yarış içerisinde olursunuz ama bu kötü bir yarış, hırslı bir yarış olmamalı bana göre. Bence gerçekten Allah'a sığınıp güvenip çalışan ve iyi niyetli insanlar da hak ettiği yerdeler. Tabii ki daha haksızlığa uğrayanlar, mutsuz olanlar da var. İyi bir sonuç elde edemeyen, çok hak edip ama elde edemeyen insanlar da olacak aranızdan. Ama siz en azından diyeceksiniz ki ben elimden geleni yaptım. Bütün çalışmalarımı yaptım. Hani her türlü kurala uydum. Hiç hani böyle boş atmadım. Arkadaşlarımla sokaklarda gecelere kadar gezmedim. Veya işte internette orada burada şurada vakit harcamadım. Çalıştım ama yine de olmadı. O zaman İç rahatlığınız size yetecek. Diyeceksiniz ki yani en azından uğraştım. Hani içinizde şey kalmayacak. Acaba bir sonraki yıl tercih yapmasam da bir daha çalışsam mı falan. Bu düşünceye girmeyeceksiniz zaten. Diyeceksiniz ki ben yeterince çalıştım. Demek ki hakkımda hayırlısı değilmiş diyeceksiniz. O yüzden lütfen oturun. Güzelce çalışın arkadaşlar. Yani şurada kaç gününüz kaldı ki? Anladınız mı? O 9. sınıftakiler şimdi yeni başladılar. Ama inanın bana o kadar hızlı geçecek, o kadar hızlı geçecek ki. Zaten bir de şu an pandemi süreci falan filan. Bakın pandemi de Mart'ta geldik eve. Şu an 9 ay oldu pandemiden buraya geleli. Hani 9 ay dün gibi. Hani evden çıkma yasakları falan filan. Bu kadar hızlı geçiyor. Size onu söyleyeyim. Çok hızlı geçecek bir süreç. Arkadaşlarınızla her zaman görüşebilirsiniz, her zaman buluşabilirsiniz. Şu anınızı oturup çalışmakla değerlendirin. Zaten havalar soğudu burada. Sizin oraları bilmiyorum. Yani şu soğukta dışarıda zaten çok yapılacak bir şey yok. Haftada bir gün çıkın zaten. Kimse size sürekli ders çalışın demiyor. Hani haftada bir gün dizinizi de izleyin falan ama bence dozunda bırakın her şeyi. Zaten dozunda güzel. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi ben atıyorum sınav bitiyor. Diyorum ki sınav sürecinde of ya diyorum keşke dizi izleyebilsem, keşke dışarı çıkabilsem, keşke şunu yapabilsem falan. Sınav bitiyor. Sınav bitti ya. O gün hiçbir şey yapmak istemiyor canım. Ne dizi izlemek istiyor, ne dışarı çıkmak istiyor, ne yani oturup odamda sadece odamda yaşamak istiyor yani. O yüzden hani şu an size bir şeyler yasak olduğu için çekici geliyor. Yani böyle yasaklanan şeyler her zaman özenilen şeylerdir. Böyle neyi yasaklasalar size onu çok istersiniz. Şu anda size böyle dışarı çıkma, arkadaşlarınla görüşme, onu yapma, telefonla oynama falan filan bunlar yasak olduğu için çok cezbedici geliyor size. Ama emin olun ders çalışırsanız, hele bir başlarsanız çok tatlı gelecek. Mesela şöyle söyleyeyim size. Aranızda kitap okuyanlar illaki vardır. Kitap okumak nasıl bir şeydir? Yani hiç sevmeyenler vardır değil mi? Kitabı asla başlayamayan, sıkıntıdan patlayan, bir kitabı eline alıp çeviremeyen falan. Ama bazı insanlar vardır, görürsünüz. Her gün bir roman bitirir. Şu kadar şu kadar romanları açar açar böyle eritir yani. Ve o insanlar roman okumanın, kitap okumanın keyfini almış insanlar. Onlara artık o yük olarak değil, eğlence olarak gelir. Ve siz de ders çalışmayı bir alışkanlık haline getirirseniz size de bu artık bir eğlence, bir mutluluk olarak gelecek. Hatta böyle çalıştığınız günler kendinizi çok huzurlu hissedeceksiniz. Hani kendinize bir yatırım yapmışken mutlu hissedeceksiniz. O yüzden önemli olan şu şeytanın bacağını bir kırıp bir başlayıp bunu bir alışkanlık haline getirmek. Alışkanlıklar 21 günde kazanılır falan filan diyorlar. Ben deniyordum gerçekten 10-15 gün falan uyguladığım bir şey bana alışkanlık haline dönüşüyordu. Sizler de lütfen ufak ufak başlayın. Şimdi birden böyle başlayın demiyorum. Tabii ki şu an size mesela hiç çalışmayan birisi, yeni başlayan birisi bir anda 8-9 saat çalışamaz. Çalışırsa da ne olur? 3-4 gün çalışır, bir hafta çalışır. Sonra bıkar, tamamen bırakır. O yüzden size tavsiyem ufak ufak başlayın. Yavaş yavaş. Mesela şimdi bu videoyu kapatınca kendinize bir program yapın. Bugüne de program yapın. Mutlaka mesela oturun. 11. veya 12. sınıf öğrencisiyseniz. O gün derste ne gördünüz online derste onu bir tekrar edin. Şöyle bir defterinize göz gezdirin. O konuyla alakalı eğer konu bittiyse bir 100 soru çözün ya da bir 50 soru çözün. 10 soru paragraf, 10 soru problem. Bunu siz istediğinize göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Başlayın. Yarın da o programa harfi harfine uyun. Kendinize zor programlar yapmayın. Bakın bu çok önemli. Arkadaşlar kendinize zor program yapmayın. Günde 1000 soru, günde 3000 soru, işte günde 10 konu falan böyle zor programlar yapmayın. Gerçeğe yakın programlar. Biliyorum tamam mesela elinde bir kitap aldın. Bu kitabı ben bu hafta bitireceğim dedin. Ondan sonra bu kitabı açtın. İçindekiler kısmını dedin ki baktın işte 30 bölüm var. İşte günde 5 bölüm yapsam 6 günde biter. Tamam. Günde 5 bölüm. Olmaz. Yani bunun günde 5 bölüm çözemeyeceğini ben biliyorum. Sen de bil.
Biliyorsun zaten çözemeyeceğini. Yani bugüne kadar kaç kere bir günde 5 bölüm çözdün de bundan sonra çözeceksin? Çözemezsin. O yüzden gerçeğe yakın, ütopik olmayan, gerçekten yapabileceğiniz ve kendinize böyle iyi davrandığınız programlar yapın. Kendinize eziyet etmeyin. Mesela deyin ki bir bölümün yarısını bugün, yarısını yarın bitirsem 30 bölüm var, 60 günde bitiririm deyin. Gerçekçi olsun. Oturup bitirin yani. Öteki türlü mesela şimdi bugün bu kitaptan 5 konu, şu kitaptan 5 konu, şu kitaptan 3 konu falan diye yazarsanız böyle gözünüzün önünde şu kadar kitap, hepsi bugün bitecek, bitmez o. Ama mesela derseniz bugün şundan 3 sayfa çözeceğim, bundan 1 sayfa çözeceğim falan. Bu şekilde yaparsanız zaten onu yaparsınız yani, gözünüzde de büyümez. Bu şekilde ufak ufak başlarsınız. Bir hafta 10 gün çalıştıktan sonra zaten kendi potansiyelinizin farkına varacaksınız ve diyeceksiniz ki bu program bana yetmiyor, biraz arttırayım. Ya da bu program biraz ağır olmuş, biraz hafifleteyim. Bu şekilde yön vererek zaten güzel bir program elde edeceksiniz en sonunda. Buna da biz çalışma alışkanlığının oluşmuş hali diyoruz zaten. Zaten gün ilerledikçe programınızı da hızlandırırsınız. Konularınız bittikçe konu çalışmayı azaltır, soruları da arttırırsınız. O şekilde. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Nasıl tıp kazandım, Hacettepe'yi nasıl kazandım, işte sıralamamı falan söylediğim bir videom vardı. Onu da şuraya bırakayım. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Başaracağınıza eminim. Mutsuzluğa düşmeyin. Kendi gücünüzün farkına varın. Ve yolunuz açık olsun.